Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Beast Minecraft serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. 5'i düzgün söyleyebilseydim çok süper olurdu. Gördüğünüz gibi şöyle ufak bir patates ve string tarlamız var. Ve şurada da güzel bir sugar cane tarlamız var. Şurası su. Tahmin edebileceğiniz üzere. Zycraft güncellemesi gelmediği için öyle bir şeyimiz yok. Hani dışında bolca maden yaptım. Bunlar işlenmemişler. Burası da işlenmişler. Hani fark etmişsinizdir. Bu arada muhtemelen daha önceki videolarda bahsetmemişimdir Nikolit'in ne olduğunu. Nikolit Red Power için en önemli madenlerden bir tanesi. Daha doğrusu Red Power'ın gelişmiş makineleri için çok önemli. Çünkü Red Power kendisi bir elektrik sistemi ekliyor ve bu elektrik sistemini kullanan her makine Blue Alloy ingot kullanıyor. Ve Blue Alloy ingot demin de görmüş olduğunuz üzere Nikolit'ten elde ediliyor. Bunun dışında Nikolit'in başka kullanım alanları voltmeter ve battery. Ayrıyeten Blue Dot Wafer üretimde kullanılıyor. O da termofile, solar panel ya da light sensör yapımında kullanılıyor. Basitçe bu. Bu arada biraz yukarıda madene çıktım bu sefer. Çünkü her ne kadar iron'ımız ve diamond'ımız güzel seviyelerde olsa da copper ve tin'e de ihtiyacımız var. Ve copper ve tin 40 civarında çok 40 civarında çok güzel bulunuyor. Şu an kapırlarımı bunun dışında yavaştan yukarı taşımaya hazırlanıyorum. O yüzden bolca stone pişirdim. Yani ev inşa etmek adına. Ve daha da pişireceğim. Ayrıca topladığım stringlerin sayısını görüyorsunuz. Ve bununla kendime bir alet yapacağım. Diğer serimi izleyenler bu aletin ne olacağını tahmin etmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama bu sefer biraz değişik bir şeyler yapıp buna bir şey daha ekleyeceğim. Bir de demin chest'e baktığım esnada görmüşsünüzdür belki. Lapis lazuli bulmayı başardım. Nihayet. Şu ana kadar en zor bulduğumuz item lapis lazuli. Hani diamond'ımız daha fazla şu an. Hani bir diamond'lar 20 tane, lapis lazuli 17 tane. Gerçi daha da nadiri var. Uranyum. Ve emerald. Emerald o kadar az değil gerçi ama uranyum da değilmiş. Aa, lapis lazuli 15 taneymiş direkt. Ben 17 diye hatırlıyordum. Evet. Şimdi seni alıyoruz. Ben başka bir renk istiyorum. Ne olabilirsin? Magenta olmaz. Orange. Kızıl kızıl. Kızıl içime sinmedi. Turuncu bakalım nasıl olacak. Bu arada Optifine ile ilgili sorunum hakkında bir şey söyleyeceğim. Forge'u güncellemem gerekiyormuş. Dolayısıyla da ben de Forge'u güncelledim ve şu an mükemmel çalışıyor. Gördüğünüz gibi Optifine gayet kurulu. Tabii ki de unutmadım. Şu an bunların işlenmesini bekliyoruz. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Evet, bu bölümde ne yapmayı planlıyorum? Onu düşünelim. Hayır, bu bölüm hakkında herhangi bir şey planlamamıştım. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Industrial Craft'a giriş yapayım diyeceğim. Burada alanımız az. Bu arada size şu Coal Coven'ın ürettiği şeyleri göstereyim. Creosote Oil,
ve Kolkok. Kolkok gördüğünüz gibi ürettiklerine bakarsanız eğer 10 EU üretiyor jeneratörde. Ya da şey dersin. Tik başına 10 EU üretiyor. Toplamda 16K EU elde ediliyor bir tane Kolkok'tan. Gerçi jeneratörde zaten 10 EU elde ediliyor. 16.000 EU elde ediyorsunuz bir Kolkok'tan. Bunun dışında ah konuşabilsem. Steam boilerlarda da 6.4 6.4K yani 6400K 6400 heat elde ediyorsunuz. Kolla kıyaslıyoruz. Hani sayıların arasındaki kat farkına bakın. EU konusunda 4 kat daha fazla. Heat konusunda 2 kat daha fazla. Kısacası hem kreosot oil elde etmiş oluyorsunuz hem de çok daha beleşten daha fazla enerji elde etmiş oluyorsunuz ki göreceğiniz üzere buradakileri bunlara çevirdim ve başta 8 tane koymuştum. Gayet şurada gördüğünüz iron'ların yarısını ve bir o kadar daha madeni işledikten sonra sadece 2 tanesini harcamış durumda. Neden bunu direkt başlarda yaptığımı anladınız değil mi? Ki yavaş bir item olduğu için de. Şimdi sırada Canvas Bag'e geliyoruz. Taşınabilir bir chest. Buna bazı tool'larımı koyacağım. Yani genelde kullanmadığım tool'ları taşımak için bunu kullanacağım. Ve bir şey daha yapacağız. Hammer. Silver ve iron lazım bize. Bir silver. Galiba 3 iron'dı ama. Evet 3 iron'dı. Crescent Hammer. Crescent Hammer ne diye soracak olursanız teknik olarak bir Buildcraft wrench'i ama normal wrench'ten bir avantajı var. Thermal expansion makinelerine shift'e basılı tutarak tıkladığımız takdirde direkt kırıyor. Şekil bir ağda görüldüğü gibi ve biraz da enerjiyi boşa harcamış oluyor. Rus. Her şey bilim adına. Artık ne bilimi ise. İşte bu yüzden Pulverizer kullanıyorum. Evet. Bu bölüm yukarı taşınmaya başlayalım. Evet. Kendime güzel, basit bir ev inşa etmekle başlayayım. Bir de hazır gelmişken, konusu açılmışken. Bu Zycraft orlarımızı pişireyim ben biraz. Bunu neden yapıyorum? Dekoratif amaçlı işler için. Zycraft neticede şu an sadece bir dekoratif mod. Her ne kadar ileride aşırı yüksek teknoloji içerecek bir mod olsa da bütün bunlar hazır olduğunda ben döneceğim. Evet. Madenimizin hepsi tamamken Zycora dayetlerimizin bir kısmı da hazır. Herhangi bir Zycorium'u pişirdiğiniz takdirde elinize Zycora dayet geçer. İsmini telaffuz bile edemiyorum. Neyse. Project table'ımızı kırdık. Onu elimize aldık. Çünkü inşaat esnasında o project table'ımızı çok kullanacağız. Ve evimiz için güzel bir yer bulalım. Bence burası gayet güzel. Mis.
Ayrıca bir alet craft edeceğim. Bu aletin adı Sickle. Yaptığı işe gelecek olursak bu. Bu arada şu an hangi biyomdaymışız? Meadow. Ekstra biyomuz tarafından eklenmiş bir biyom. Yanlış hatırlamıyorsam normal Plains biyomuna aynı özelliklere sahip. Pek bir farkı yok. Mesela ben burayı temiz diyorum hemen. Evet, sickle'ımız kırılana kadar ortalığı temizledik. Öncelikle benim son zamanlarda kullanmayı çok sevdiğim bir tasarımla başlayacağız. Ya da onu kullanmasam mı? Evet, onu kullanayım, onu kullanayım. Güzeldi o tasarım. Diyeceğim de pek çok şey sığmayacak. Nasıl bir şey inşa edebilirim? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, önceki tasarımımdan gitmeyi planlayacağım. Önceki tasarımımın ne olduğunu tabii ki de bilmiyorsunuz. Çünkü o bir single player world'deydi. Daha sonra, evet, single player world'deydi. Gel. Tamam da herhangi bir yayınladığım bir bölüm değildi. Teknik olarak merkezde 15'e 15'lik bir bina çevresi, kare bir bina çevresine 3 tane karemsi bina. 3 tane değil, şimdi 4 tane karemsi bina ve geniş bir bodrum. Ana düzen bu. Tabii genel tasarımını biraz sıkıntı yaşayarak yapacağım. Çünkü aklımda tasarım konusunda en ufak bir fikir bile yok. Bunu geçtim, ben tasarım konusunda tam bir rezaletimdir. Yani muhtemelen zaten istesem bile mimar olamazdım. Ki olamadım da, görüldüğü üzere. Ama istemedim. Sıkıntı orada. Yani. Laf isteseydim üzerine gidiyordu. Ben istemiyordum. Neyse. En azından şeklini şemalini bitirdiğimde geliyorum. Evet. Ufak bir sallamasyon sonucu ortaya çıkan tasarımımız bu. Tabii bu çimler başka bir şeyle değişecek. Belki Green Zycrite Brick ile değiştirebilirim. Bir aşağıdaki malzemelerime bakayım. Bir de belki Stone Brick yerine orada normal Stone da kullanabilirim. Ya da Cobalt Stone. Cobalt Stone da bazen güzel duruyor ve yemek kaynağımı değiştirmem gerekecek çünkü domuz etlerim bitti. Ama buna hazırlıklıydım. Bir saniye, motorları açık unutmuşum. Asla dur. Açık kalsın. Bu neydi? Ha. Pipe patladı. Sıkıntı yok. Ben de diyorum ne oluyor?
Önemli bir şey değil. Pipe patlamış sadece. Burası illa patlamaya kararlı yani. Build card item'larının birbirlerine bu şekilde bir bağlanma olayı sinir bozuyor. Neyse dur. Zycorgon'larımıza bakalım. Şimdi senle neler yapabiliriz? Zycorite platform yapacağım senden. Tabi bu esnada size birkaç bir şey anlatacağım. Öncelikle Villager git. Kendime bir yatak yaptım. Oh, şunlar hayvan gibi büyümüş. Bir kazara bir tanesini de kırdım. Bu arada bunları asla sadece üstten kesmeyin çünkü tekrar büyümüyorlar. Tekrar büyüdüğünü zanneden birkaç kişiyle karşılaştığım için böyle bir uyarıda bulunmak istedim. Büyümüyorlar. Kökten kesmeniz lazım. Yoksa gayet günlerce falan kendinize bunlar neden büyümüyor diye sorabilirsiniz. Biraz da kum toplayalım aşağısı için. Evet, bu bölüm modlarla ilgili bir tek Zycorgon'lara girebildim. Onların recipe'lerine ve görünüşlerine kendiniz baksanız çok daha iyi olur çünkü hani benim gibi mimari yeteneği sıfırın da altında olan biri için pek anlatması rahat bir şey değil. Ha bu arada Petrogen modu kumlara da ekleyebiliyor onu. Bu şeyi. Kısacası kumdan da petrol elde edebiliyorsunuz. Deniz seviyesindeymiş. Videonun bu kısmı tamamen sessizliğe gömüldü. Ben gene bir durdurup sonra yeni bir şeyler ortaya çıkınca size geleyim. Evet. Böyle bir yerimiz oldu. Biraz göz kamaştırıyor ama sanki güzel oldu gibi. Genelde sadece olan ben böyle bir tasarım yaptım. Ama olsun. Hoş. Ve duvarlar normal stone'da daha güzel duruyormuş. Ona karar verdim.
Bu arada bu Zykoriumların güzel bir avantajını söyleyeyim. Işık hem ışık yaymadan parlıyorlar. Bunun yanı sıra üzerlerinde herhangi bir mob spawn olamıyor. Yani yaratıklar spawn olamıyor üstünde. Dolayısıyla karanlık bir oda yapmak istiyorsanız ve içinde yaratık bulunmamasını istiyorsanız Zykoriumlar güzel bir seçenek. O yüzden bir yapı malzemesine göre bu kadar pahalılar. Bir saniye, biraz lag mı yapıyor bu? Yok. Bana öyle geldi. Evet, burası bizim depolama odamız olacak. Ve sadece depolama odamızda bu şekilde fazla fancy, nasıl desem, gösterişli bir tasarım olacak. Diğer yerler tıpkı benim genel standardım gibi fazla sade olacak. Ha yok. Boşuna harcadık ama olsun. Bunları da tavan için kullanırız. Şimdi tavan tasarımımız nasıl olacak? Bolca cam pişirdik. Bir de biraz aşağıya bakalım. Bu arada birazdan camlar konusunda da Optifine'ın güzel bir özelliğini göreceksiniz. Connected Textures denen bir özellik. Bu özellik sayesinde sanki normalde camlar bir ayrı ayrı bloklar gibi duruyorken artık tek bir blok gibi duruyorlar. Yani birbirlerine direkt bağlılar. Bunu birazdan göreceksiniz işte. Tavanımın genelde camdan olmasını seviyorum. Sanki alçak gibi. Evet. Ve tabii ki de pikeksim her zamanki gibi kırıldı. Şimdi bir tane iron yapalım. Bu da güzel bir fikirmiş. İnşaatın böyle ufak bir kısmını sizin gözlerinizin önünde yapacağım çünkü neyin ne olacağı konusunda sizi bilgilendireceğim. Ve bu 5. bölümümüz olduğu için muhtemelen bu bölümden sonra bu bölümde bir word save yayınlayabilirim. Hatta yayınlayacağım, evet. Çünkü hani Word'ü paylaşmamı isteyen çok fazla kişi vardı. Ben de paylaşayım lan dedim. Zarar çıkmaz. Sen nasıl olacak? Şöyle biraz gidelim. Cam olsun. Kısacası eğer evimi beğenirseniz, ki pek sanmıyorum, evime de erişmiş olacaksınız. Henüz hiçbir şey yapmadığım makinelerime de erişmiş olacaksınız. Vesaire vesaire. Ve bu videoyu
sanırım. Sadece inşaatla uzatmamak için burayı ya kessem ya da hızlandırsam çok süper olabilir. Evet. Çatımız da tamam. Bir saniye. Bir şey de şöyle bir şey deneyeceğim. Evet, bu daha güzel oldu. Camımız kalmadı. Gidip aşağıya cam yapacağız. Tabii gidip aşağı başka bir şey daha yapmamız lazım. Torç. Bu yapacağım item'ın adı Diamond Handsaw. Bir Red Power item'ı ve blokları kesmeye yarıyor. Ve ben bunu tamamen dekoratif amaçlı kullanacağım. Biraz marble'ımız kalmıştı yukarıda. O zaman o yüzden yukarı gidince kesebileceğim, yapabileceğim bunları. O zaman kadar ben şunları toplayayım. Çünkü bunlara artık burada ihtiyaç kalmadı. Gördüğünüz gibi bu eve 4 tane oda bağlı olacak. Ben ne almam gerektiğini gene unuttum. Evet. Torç almayı unutmuştum ve torçlarımı da aldım şimdi. Önce şunları bir temizleyeyim ben. Ardından şunların yerine bunlar gelsin. Ve torçlarımızı yerleştirelim. Gerçi ileride buraya torça da ihtiyacımız olmayabilir çünkü buraya Red Power Windmill'leri Red Power enerjisi üretmek için. Burası evimizin merkez kısmı ve depolama bölümü olacak. Yani şu duvarlar chest dolu olacak. Barrel kullanmayı planlamıyorum burada. Burada gayet chest'e abanacağım. Ve sanırım şu kapıların her birini farklı renge de çevirebilirim ileride. Evet. Ve ilk odamızı hangi tarafa yapalım? Gerisi makul bir seçenek gibi duruyor. Tabii önce son bir dekoratif nokta daha. Mikrobloklar. Red Power'ın en ilginç yanlarından biridir bu mikrobloklar. Neden ilginç olduğunu görüyorsunuz. Hem kabloları gizlemek konusu gibi şey işlere de yarıyorlar hem de dekoratif amaçlı da kullanılabiliyorlar.
Ve işleri gayet adlarından da anlaşılacağı iş. Mikro ve blok. İlk yapacağımız odamız çalışma odamız olacak. Bu odada tüm önemli makinelerimizin çoğu olacak. Yani mesela şu ana kadar kullandığımız makinelerimizin hepsi. Bu arada şu aşağıda görüyorsunuz CD. Ben hala aşağıya Köfteistan yazacağım çünkü neden? Girişi onu yazmıştım. İki, çok daha eğlenceli bir isim. Biraz da sanırsam farklı renk kapıdan daha güzel bir fikir aklıma geldi. Evet. Ve çok güzel bir salaklık yaptım. Merdivenleri tekrar hazırlamam gerekecek. Direkt buraya merdiven hazırlayayım. Evet, doğru söylüyordum. Mimari yeteneklerim o kadar gelişmiş değil. Şu an sadece sallamasyon yapıyorum. Umarım güzel bir şeyler ortaya çıkıyordur. Çıkmıyorsa sadece kendimi rezil ediyor olacağım. Çıkıyorsa egomu tatmin edebilirim bir şekilde. Neden elime geri de geldi? Neyse sizi yine inşaatla fazla yoracağım. Evet, depolama odamız bittiğine göre şimdi size bir başka mod daha tanıtabilirim. Muhtemelen bu modu bilenler hangi moda giriştiğimi tahmin etmiştir. Iron Chest modu. Iron Chest modu ne yapıyor? Adından da anlaşılacağı üzere gayet oyuna Iron ve Iron'dan chest'ler ekliyor. Ancak sadece Iron'dan değil, Iron, Gold, Diamond, Copper, Silver, Crystal. Bu chest'lerin hepsini ekliyor ve bir chest'i diğerine dönüştürmek için onu büyütmenize, kırıp tekrar yerine koymanıza gerek yok. Şu upgrade'ler ve buna zamanı geldiğinde değineceğim. Ve yavaştan aşağıdan eşyalarını taşımaya başlasam çok süper olabilir. Ve acaba bu bölüm biraz uzun oldu gibime geliyor da bir kısmını zaten kırpacağım. Evet. Sanırım bölümü bitirmek için güzel bir yer. Ben de o zamana kadar evin geri kalanını hem taşımış olurum hem makine odasını bitirmiş olurum hem de vesaire vesaire. Sonraki bölümde makine odasının sonraki bölüme saklarım, evet.
Tabii bu konuşmayı yapmasam çok daha iyi olabilirdi. Köftesiz köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.